Evet. Peki siz bu merkezde kimlerle çalışıyorsunuz? Danışma kurulu üyeleriniz Tabii var mı? mesela kendi akademisyen gruplarımız var. Sağlıktan var. Sağlık Bilimleri Fakültesinden var. Fen Edebiyat Fakültesinden var. Dışarıdan yine sivil toplum kuruluşlarımız var. Toplum var. Yani bize bu konumuzda ilgilenen toplumumuz var. Yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerimiz, bizden veri alan öğrencilerimiz var. Onlar adına bilimsel çalışmalar yapıyoruz çünkü. Yalnız en önemli yapmamız gereken üniversite içinde bir akademik kadın sorunu araştırma kitabının muhakkak yapılması, arşivlerden yola çıkarak bunların yapılması. Bir de eksik olarak gördüğüm bunların yanında Kıbrıs'ta yaşayan birçok medeniyetler var. Evet. Bu medeniyetler içinde kadınların durumunu irdelemek gerekir. Çünkü Kıbrıs'ta da birdenbire bir kadın modeli oluşmadı. Her şeyin bir her ülkede olduğu gibi her şeyin de bir muhakkak kökü ve bir tarihi, bir evrimi evet. var. Bunu da bu çalışmalar içerisine koyduk. Bunun dışında çok yakın bir zamanda olacak bir kadın dergisi üzerinde bir çalışmamız var. Şimdi bir dergi taslağını hazırlıyorum ben. Bunun dışında başka yapılabilecek daha çok sempozyum çalışmalarımız var. Konferanslar düzenleme durumumuz var. Yurt dışındaki üniversitelerle konferans çalışmalarımız oluyor. Oraya davet ediliyoruz. Biz onları buraya davet ediyoruz. Bu türlü iletişim içinde devamlılığımız var. Kadın dergisinden bahsettiniz. Evet. Kadınlar için hazırlanacak bir dergi. Herhalde kadın sorunlarıyla, bu tabii konuştuğumuz ki, konularla alakalı. Evet. Aylık mı düşünüyorsunuz? Yani aylık olabilir, 6 ayda bir olabilir. Bu şekilde hem üniversitemizin içindeki gençlerimizin de bilinçlenmesini istiyorum. Tabii dışarıya götürüp kendi halkın da bilinçlenmesini istiyorum. Yani bunlar bir şekilde kadının sorunları üzerine bir bilinçlendirme yayınları olabilir diye düşünüyorum. Çok fazla da araştırmalar yok bu anlamda herhalde, değil evet, mi? Evet, yani en üniversite azından içinde göremedim. Kaynak özelliği. Kaynak olabilir, evet. Evet. Siz bu konuda kütüphanede kaynaklara başvurduğunuzda, geçen konuşuyorduk hani çok fazla da kaynak bulamadığınızdan yakındınız. Evet, 4-5 tane kitap bulabildim. Ve tabii içeriklerine baktığımız zaman da bir akademik çalışma olarak tabii eksikler var. Bir öğrencime git kütüphaneden bir Kıbrıs kadın sorunlarını araştıran bir akademik konulu bir kitaptan bir çalışma yapın, bir grup çalışması yapın dediğimde bana literatür bunun taraması eksikliğini öğrencilerimden duydum tabii ki ve sonra da araştırdım ve gittim. 4 veya 5 tane bir kitabın olduğunu öğrendim. Burada bir eksikliğimiz var. Bunu da yine birimimiz olarak bu çalışmayı başlatacağız. Aslında şu da önemli, belki de master, doktora yapan kişilerin, değil mi? Evet. Seçecekleri konuları belki biraz daha kadın sorunlarına yönelik ya da kadınlara yönelik her alanda, mesela eğitim bilimlerinde bir doktora yapan bir kişinin, evet, değil mi, kadınları düşünerek bir tez hazırlaması. Bence de en çok azından önemli. Bu araştırmalarda artmasına neden olur. Artmasına neden olabilir. Bir bilimsel veri olabilir, kaynak olabilir. Ondan sonraki gelecek olan kuşak için bence verimli olur, güzel olur. Evet. Deniz Hanım, çok güzeldi. Güzel bir sohbet yaptık sizle. Evet. Fakat benim böyle unuttuğum, çünkü konularımız çok fazlaydı. İstiyorum ki siz de böyle bir aradayken merkezimizi tüm özellikleriyle yansıtabilelim. Var mı böyle aklımızda kalan, son olarak vurgulamak istediğimiz? Şimdi yasalar konusundaki konuşmalarımızın hepsini söyledik. Hatta töre cinayetleri üzerinde de konuşmalarımızı belirttim. En son aslında bu da çok önemli. Yasalardaki haklarımız üzerinde, mesela bir sağlık haklarımız var. Sağlık konusundan da bahsettik ama bunların çok detaylarına inecek olursak, kadının mesela bir doğurmama hakkının olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunu direkt söylediğiniz zaman ne oluyor? Hemen erkeğin kafasında bir soru işareti oluşuyor. Acaba benim evlendiğim kadın doğurmayacak mı? Böyle bir hakkı varsa niye benimle evlendi? Direkt bu şekilde söylediğimiz zaman bu tip bir düşünce geliyorlar. Fakat aslında bu böyle değil. Daha çok kadının sağlığı açısından bir doğurmama hakkının olması. Bundan daha önemli yine işlediğimiz konularda bir bekaret kontrolü. Bunu zorla hiç kimsenin üzerinde bir yaptırımı olamaz. Bu da Türk Ceza
kanunumuzun maddesinin 287. maddesini, yeni yapılanmış bir kanundur. Ve en sonda ve son zamanlarda da gördüğümüz cinsiyet değiştirme durumları var. Bu da 18 yaşını aştıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde, hormonal bir dengesizlik gerekli görüldüğü takdirde cinsiyet değişmesini yapabilir. Ama nerede yapacak? Muhakkak tam teşekküllü devlet hastanesine alınan bir rapor ve mahkeme kararı ile alınacak bir raporla bu işlem gerçekleştirilebilir. Hı hı. Bunların söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü toplumumuzda artık ne yazık ki bunlar var olan, konuşulan şeyler. Evet. Bir de sağlık konusunda hani Lisbon sağlık bildirgesi var. 1981 yılında dünya bütün doktorların da içinde olduğu bir bildirgedir bu. Ki nedir bu bildirge? Artık her hastaneye gittiğimiz zaman görüyorsunuz ki bir hasta hakları var. Evet. Değil mi? Bu da son zamanlarda bu tür bildirgelerin içinde, sözleşmelerin içinde çıkmış bir bildirgedir. En önemlisi de kadına karşı her türlü cinsiyet ayrımcılığı sözleşmesidir. Türkiye bunu 1985 yılında, Kıbrıs'ta 1996 yılında imzalamış ki kadına karşı her türlü cinsiyet ayrımcılığı olan her yerde kadının insan haklarını eşit gördüğü bir sözleşmedir diyebilirim. Bu da önemli bir konu. Bunu da sizinle vurgulamak istedim. Çünkü hem medeni kanunumuza hem Türk Ceza Kanunumuza bu tür yerlerden, sözleşmelerden alınmıştır ve şu anda da uygulamaya geçirilmiştir. Evet. Çok teşekkür ederiz Deniz Hanım. Çok değil, ben teşekkür ederim. Böyle bir ortamı, böyle bir yakın doğu ailesine, hı-hı, bizim birimizi de, bizi de kattığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, sizin çok planlarınız, hedefleriniz var. Bunları da zamanı geldikçe eğer bizden de yardım isterseniz tabii her ki konuda biz de sizi ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederim. Hem televizyonumuzda hem radyomuzda. Çok teşekkürler. Ben teşekkür geldiğiniz ederim için, konuk olduğunuz için. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Hakları Sorunları Araştırma Uygulama İnceleme Merkezi Müdürü Uzman Deniz Çürük Yasan bugünkü konuğumuzdu. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.